4 tane ok giriyor. Değişik. İşte tropiklerdeki cennet böyle bir şey oluyor sevgili arkadaşlar. Okyanusun ortayını demir atmışsın hissi yaratan bir... Ama sağlığın hala yerinde bir bacak ve problem. Çözdü anam. Her sallandığı Özkan çekti. Yelken için biraz şey riskli bir bölgedeyiz. Akşam şöyle bir şapşallık yaptım gece. Bakalım resipleri oturtmadan botu geçebilecek miyiz karşı tarafa? Ziyaret ne olacak? Ama her yer resip. Eyvah önünde kaya var, böyle gittim. Burası resip. Ve arkadaşlar bizim Tahir Bey'de çöpümüzü almaya gelen çocuk yine geldi burada. Dün de gelmiş çöp almaya. Bugün de bana geldi, dedi ki balık satıyorum ister misin? Balık çok seviyorum ama almak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ama gelince Özkan da hep I'm thinking video. Özkan da hep şunu söyler. Yani genç çocuklarla alışveriş yapmak iyi bir şey çünkü onları yani çalışmayı özendiriyorsunuz. Çocuk gelip seninle herhangi bir şey çalmak gibi bir derdi yok. Sadece para kazanmaya çalışıyor. Ve zıpkın yapmış. Kocaman bir jackfish vurmuş. Yani biraz bizim at gözlü akya diye biliniyor. Barakuda da vardı ama ben... Özkan'ım nasılsın? Okay. Okay, thank you very much. Oops, be careful. Yeah, I'm coming. You can put the same. Okay, thank you. I will get it. Evet, balığımızı alıyoruz. Özkan kocaman barakuda. Bizim teknenin altında dolaşanlardan. Woohoo! Bakar mısın şuna? Yine rahat duramadık. Teknede otur sıkıldık. O yüzden şimdi ilerideki küçük adaya yüzmeye geldik.
Deniz kabuğu dolu burası. Oo! Arkadaşlar sıkıldık olduğumuz yerden. Ben iyileşemiyorum ama yani kendimi eskiye oranla tabii ki daha iyi hissediyorum. Ama böyle hasta olmadığım an gibi değil tabii ki. Hala hastalık var, hala sıkılıyım. Ve de dün akşam şöyle bir şapşallık yaptım. Gece yatmadan kekik yağı sürdüm burnumun kenarına ve kekik yağıyla burnumu tahriş ettim. Ve acayip yandı zaten. Her neyse şimdi Özkan da Kuva'da oturuyor. Ben böyle balıkçı ağlarının arasında slalom yapa yapa ilerliyorum. Zaten gideceğimiz 6000. Yelken yapabilirdik ama yelken için biraz riskli bir bölgedeyiz. Her yer balıkçı ağı dolu. İşte bu adanın normalde keyfi bir yerinde olsaydı, Özkan iyi olsaydı, ben iyi olsaydım bu adanın etrafında dolaşacaktık. Bu adadaki küçük küçük böyle koylar var, onlarda kalacaktık. Küçük adacıklar var. Biraz uzun bir zaman sonra işte Karayipler duyumusunu yaşayacağımız güzel bir yerdi. Ama maalesef hastalık buna pek izin vermiyor. Gerçi dediğim gibi çok şükür yani seni tut benimki. Geçme ihtimali daha kolay. Daha halsizlik yapıyor. Halsizlik sinirimi bozuyor biraz. Bir de sıcakta çok darlıyor. Terliyorum, üşüyorum. Rüzgar çarpıyor. Ama özgünki daha güvenli bir şey. Dün kaldığımız bu koyda solucanlar vardı. Solucanlarla birlikte tekne sürekli sallandı. Ve her sallandığı Özkan çekti. O yüzden biraz yerde işliyoruz. Onu göstereyim size. Şu an kendince esniyor orada. Burası da güzel bir koymuş. Hatta belki burada bile kalabiliriz sonra. Balık. Balık mı? Poşetli evet. Balık mı? Aa, ha küçük barakı da yakalamışız. Olsun barakı da yeriz. Anam. Ay. Özkan her yeri. Kuzey şansına yırtıcı balık geldi. Ama ben bunu nasıl alacağım? Evet, nasıl baktın? Kana yakın tut ki kafayı atmasına. Özkan beni takma da bir de şey. Evet, barakudamız var. Tekneyi durdurayım mı? Durdur. O kimse otur. Kaka çözdü. Anam. Nerede gel oğlum? Tamam da bu çıktı. Evet onu gör o zaman. Elimle çekeyim mi? Aman çok. Ah, aşağı git. Aşkım bu aynı balık. Gerek yok, gerek yok. Tamam bu sende. Alamadım. Allah. Tamam bu sende bence. Hayır ben bunu çıkaramam. Tamam bekle geleceğim. Önündeki sığlığa dikkat et. Tutamıyorum balığı. Hala oyalanıyorsun.
ulaşım benim önümden sen onu at. Çekilmez, atmayacağım seni. Özde geldi yanıma. Manita koltuğunda oturdu diyeceğim ama şimdi o demir aldı. Sevgili arkadaşlar, burası şu an göstereceğim size, bir sürü küçük adanın arasından ilerliyoruz. Doğanın Karayipler'de böyle imtiyaz geçtiği, özene bözene, her köşesine böyle beyaz kumsallar, palmiye ağaçları fırlattığı, attığı ya da resmettiği özel bir yer. Saint Vincent'den Grenadines diye geçiyor zaten. Grenadines'ler küçük adacıklar. Bu küçük adacıklarda etrafında şu an seyir yapıyoruz. Ve normalde aslında hala Granada'dan çıkış yapmış değiliz. Şimdi Granada'ya bağlı Petit Martinique adında küçük bir ada var. Ona geldik. Petit Martinique ve hemen biraz daha kuzeyindeki Petit Vincent arasında 2 mil var yok. Ve ikisi farklı ülkeye bağlı. Biz de şimdi ikisinin arasına demir atacağız. Önümüz okyanus ama resifler sayesinde okyanusun ortayını demir atmışsın hissi yaratan bir yer. Resifler sayesinde korunduğunuz için demir atabiliyorsunuz. Petit Martinique Granada'ya bağlı. Önünde bakın böyle küçük küçük adacıklar var. Şurası Karikavu Adası. Biz buradaydık biliyorsunuz. Şurası da Saint Vincent'a. Saint Vincent'den Granadines'e bağlı Petit Vincent Adası. Ve biz bu arasına demir atacağız. Orada beyaz dalgaları görüyorsunuz. Resifler tarafından korunuyor adacık. Böylece okyanusun dalgaları girmemiş oluyor ve rahat bir demir yeri haline geliyor. Minnak minnak bu tarafta şimdi görünmüyorlar. Küçücük böyle beyaz kumsallar var. Böyle bitivermişler okyanusun ortasında. O kumsallara da gideceğiz ama sonra, yani şu adaya, Saint Vincent adasına resmi giriş yaptıktan sonra oraları gezmek istiyoruz. Üç gün boyunca karaya çıkmadan Saint Vincent ve Grenadines'lerle Granada adası arasındaki güvenli demir yerinde kaldık. Okyanus dalgalarının sesine kendimizi bıraktığımız ve dinlendiğimiz bir dönem oldu böylece. Geçmişsin yerine. Geçti ama sağlığım hala yerine değil. Bacak ve burası Salin Adası. Özel bir ada. Sahibi vefat etmiş. Normalde bunun önünde demir inecektik. Fakat sanki hava, yani şu akıntılar çok imkan verecek gibi görünmüyor. Bakalım. Burası Salin Adası. Şurası White Island. Belki de White Island'ın oraya gideriz. Bilmiyorum. Bakalım. Doğru yolda olduğuna emin misin? Lan yavaş, bak pistin. İçtiğimiz bir tane dev kaya var, onu görmelisin. Evet, 3 metreydi burası, saçmalıyor musun? Güzelce dinlendiğimiz ama bir türlü iyileşemediğimiz 3 günün ardından yola düşüp önce Salin Adası'nın önlerine doğru ilerledik ve daha sonra da White Island'ın önüne demir atmaya karar verdik.
zorlu bir yolculuktu. Herkes şahit olsun. Özlem'i bugün belki dünya nüfusunun sadece 100 milyonda birinin bile görebileceği bir adaya götürüyorum. O da doğum gecesi olsun. Olsun ama başka da olsun. 10 gün ve 1 gün var ve biz Öz'ün beli biraz daha iyi oldu. Benim sinüzitim biraz daha iyi gibi. Biraz gezmeye çıkacağız. Küçük küçük adacıklar var. Onları gezeceğiz şimdi birlikte botla. Normalde uzun yol var ama biz seninki Türk askerine dedik ki güzel olan gideriz. Yani ne olacak? Ama her yer resim. Bakalım resimleri oturtmadan botu geçebilecek miyiz karşı tarafa? Deneyebiliriz ya da buradan deneyeceğiz. Oo, neye bak, bayağı attı. Doğulu bir hava var. Zaten görüyorsunuz yani dalga buradan geliyor fakat dönüp şuradan gelen dalgaları bazen kestirebilirsiniz. Yani ters taraftan başka bir dalga geliyor. Şu an kabarmadı, biraz sonra kabaracak. Ama zaten burası başka nasıl yarasın? Adam sen daha hızla kırılıyor bak, bir başka kırıldı. Çapı atlayabilirmiş ya, ben cesaretli olmam biraz daha. Bir atılır mı çapa ya? Şuraya atar mısın aslında çapayı? Çok güzel görünüyor yalnız. Burası özel bir oda. Küçücük minnacık özel bir oda. Şu suyun berraklığı. Mangrovlar. Ya işte tropiklerdeki cennet böyle bir şey oluyor sevgili arkadaşlar. Kaplumbağa. Aa, kaplumbağa. Kaplumbağa. Evet. Galiba. Ben gidince o da gidiyor galiba. Evet evet, kaplumbağa. Çekiyorum. Çekiyorum da keşke çıksa da görsek tam. Kocaman bir. Evet, çok güzelsin sen. Bir tane de orada var. Evet, çok tatlılar. Hatta bir tane de şurada var. İstersen bir duralım bakalım, bizim motor sesinden ürküp çıkmıyordur. Gerçekten cennet gibi, bak çıktı. Evet. Hadi aşkım gidelim geri. Salin Adası'ndayız sevgili arkadaşlar. Burası özel bir mülk. Ve şimdi şu gördüğünüz mezarlık hemen denizin yanında. Denize nadir mezarlık. Philip Shaw'nun mezarlığı. Yani adanın sahibinin. 1959 yılında vefat etmiş. Ve vefat ettiği günden bu yana da ada birileri tarafından, yerliler tarafından bakılıyor. Ve bu arada saygıda görülüyor demek ki Philip Shaw. Çünkü mezarı süslenmiş ve gerçekten adada pırıl pırıl tertemiz görünüyor. Deniz efsane. Biz de şöyle bir yürüyüp bir bakacağız. Eğer görevlileri görürsek belki onlarla da biraz sohbet eder. Bir gün alırız sizin için. Bence kimse yok. Tekne yok şimdi cümlede. Bakalım. Belki biz de bir yana bırakırız kendimizden. Şimdi önce yürüyelim. Böyle oturma yerleri yapmış. Çok tatlı, çok şirin. Bakın şöyle bir yer. Efkan.
gece savunma sistemi. Dikkat etmeyen için gündüz de çalışıyor. Gece mutlaka çalışıyor. Tuzak sistemi var da gördüğünüz gibi. Ucunda paslı iğneler sırasıyla. Ve bunu çok fazla gerdirdiğinizde oradan ve oradan üçer tane ok geliyor. Değişik istikametlerde ve yükseklikte. Hayal gücü. Bunlara dikkat et. Gel gel. Gel batırayım hayal gücü. O değil, okları diyorum. Bu görmüyorsun tabii. O yüzden de hadi. Şimdi niye konuşuyorsun burayı? Hadi gel gidelim buradan. Niye? Çünkü burası özel mülk. Hello. Isırıyorlar. Ben rahatsız oldum buradan. Sen evlisin ama gidelim. Leader Price. Oo çok ısırıyorlar. Evet. Bu da benim Philip John'a ufak bir anım oldu. Ona teşekkür ettik. Burası onun sayesinde. Böyle gezginlere kalmış. Bir lüks bir otel falan olmamış. Kış cenneti. Ama her yerimizi sinek kaşındırdı. O yüzden erken terk ediyoruz seni John. Özyeğil Kara Park'a aldık. Kum Park. Kum Park. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız renge? Batımda da tekrar gelebiliriz buraya. Şimdi oradan batıyor, güzel olur burada. He, peki sana bir soru. Biz merkeze ne zaman gidelim? Sen yaptın biraz, ben karışmıyorum. Karışmıyor musun? Ha, yarın gidelim, ya senin doğum günü ya. Dışarıda bir yerde yemek yiyoruz, sahildekiler bir yerde, restoranda. Sen herhalde, ben karışmam. He? Ben karışmam. Her günün diğerinden farklı yaşamak için çaba sarf ediyorum ben kendimce. Doğum günleri de buna bir bahane oluyor. Doğum günü var. 29 Ekim var, 23 Nisan var. 30 Mayıs var, 30 Ağustos var, 1 Mayıs var içi bayramı.
sürpriz. Meşale. Okyanusun ortasında demirdeyiz. Ama rüzgar çok olduğu için yanmıyor. İki doğdun özlem, iki doğdun özlem. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun özlem. Teşekkür ederim kocacığım. Özlem, imkanlar bu kadar özlem. Okyanusun ortasındayız özlem. Kimse yok ki özlem. Balık da aşağıda geldi özlem. Balık geldi doğum günüm kutlamaya, daha ne olsun? Hadi o zaman öpeyim. Etrafımız okyanus, biz orta yerinde demirdeyiz. Issız bir adanın kuytusunda. Dev okyanus dalgalarını kıran latifler. Her yer bize ait, ya da hiçbir yer ya da hiç kimseye. Annemin beni kucağına aldığı ilk gündeyim. Çevremizde balıkçılar, pelikanlar ve birbirinden küçük meraklı balıklar. Gözümde yaş. Film karesi gibi küçük anlar, büyük hislere geçiş. İşte öyle bir an başka türlü yaşamak. Böyle anların farkında olmak için yavaşlamak. Mum üflemedim bu yıl ama üflediğim kum tanelerinde siz de aklımdasınız. Ve tabii ki benim doğum günümde doğum günü seyri yapıyoruz. Vallahi nelere katlanıyor şu kadın için arkadaşlar, görüyorsunuz. White Island çok güzel geldi bize. White Island'da da kalabilirdik. Hatta ben bir ara acaba White Island'da mı kalsak? İki kişilik parti yapsak, böyle deli deli içsek, sonra denize girsek. Orada tekne olursa, ki şu an bir tekne var. Yani siz de gelin arkadaşlar istiyorsanız, tamam desek diye düşünmedim değil ama biraz bizim şey işimiz var şu an sevgili arkadaşlar. Çıkış yapmamız gerekiyor bu adadan. Çünkü sailing permit denilen bir şey var. Her cruising permit. Yelken yapma izni, yani deniz karasularında bulunma izni gibi bir belge ve bir aylık Granada'da. Ve bizim Granada'da biliyorsunuz bir ayımız doldu artık ve çıkış yapmamız gerekiyor yarın. Yoksa uzatmamız gerekecek. Biz de uzatmak istemiyoruz çünkü yukarıda da çok güzel adalar var. Ve şimdi asıl Karayipler duygusunu yaşadığımız yerdeyiz. Biz de bu asıl Karayipler duygusunu diğer adalar var böyle çok güzel. Onlarla da tatmak istiyoruz. Bu böyle ısıl adalar güzel geliyor insana ama. Biz diye adaları gösterelim. Karayaku burası. Şimdi yine dönüp dolaşıp Karayaku Tarıl Bey'e giriş yapacağız. Tamir tadilat işleriyle uğraşıyoruz gene. Hatta okyanusun ortasındaki işte Karayipler duygusunu yaşayacağımız adalardan adaya seksek oynayıp fış 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 seyir yaptığımız bir süreç bu. Ne parkta gibiyim miyiz? Ne parkta gibiyiz? Sivir ablası temizliyorlar. Barakuda mı gitti?